Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. İlk tekrar programımızda üçüncü matematik dersimize hoş geldin. Artık Olay. son dersimiz Tonguç Ermen. Matematikteki bütün konuları tamamlıyoruz. Birinci dönem konularını senle beraber bakacak olursak biliyorsun zaten ilk tekrar, son tekrar ve hayalimizdeki liseye giden yolda başarıyla, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz Tonguç Ben Büyük resme bakmıştık zaten. Çarpanlar, katlar, üstü ifadeleri ilk dersimizde yaptık. Karaköklü ifadeler, veri analizini ikinci dersimizde yapmıştık ve olasılık ve cebirsel ifadeleri bu dersimizde tamamlayacağız ve gerçekten de önemli konular hani tabii ki bu ikisi çok daha temel onu da söylemek istiyorum ama bunlar da gerçekten önemli konular soru sayısı olarak netlerimizi artıracak konular o yüzden bunlara kısa bir gayretle süper netlere ulaşabilsin diyorum ve hadi bakalım o zaman bugün senle beraber işleyeceğimiz bu iki konunun yani olasılık ve cebisel ifadelerin aslında analizini yaptık her sene o çıkan sorulara baktığımızda 2023, 2022, 2021 ve 2020 sorularına baktığımızda teker teker inceledik ve dedik ki aslında olasılıktan Tonguç Elan benim bir veya iki soru gelir ortalamada iki tane soru geldiğini gördük buraya baktığımız zamansa ortalamada yine iki veya üç tane soru cebisel ifadelerin üç tane soru geldiğini gördük ve gerçekten sınavın önemli bir kısmına denk geliyor bunlar. Tabii iki veya üç buraya böyle yazabilirim. Burada bir veya iki yazabilirim. Soru sayısı değişebilir ama tekrar söylüyorum olasılık ve cebisel ifadelerden netlerimizi arttırmak için güzel bir fırsat. İlk, ilk tekrar programımızda seninle beraber gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Artık sonuna geldik. Okulumuz açılacak ama biz bu yarı yıl tatilini e, verimli değerlendiriyoruz. Sömestr tatilimizi çok verimli değerlendiriyoruz ve ilk tekrar setimizi kullanıyoruz biliyorsun. Ve hemen sana ödevini vermek istiyorum. Son ödevini de artık verelim matematikten. Sayfa 36-47 arasını çözmeni istiyorum. Sayfa 36-47 arasında burada da gördüğün gibi basit olayların olma olasılığı test birden başlıyor Tonguç Erhan Ardından ardından cebrisel ifadeler ve özdeşliklerin testlerine kadar yani fen kısmına kadar getiriyorsun. Sayfa 47'ye kadar yapmanı istiyorum ilk tekrar kitabımızdan. Ve yeni nesil Türkçe matematik kitabımızdan da sayfa 84-91 arası. 84 buradan başlıyor olasılık testlerimizden. Başlıyor iki tane olasılık testimiz var. Ve iki tane de cebrisel ifade testimiz var. Bunları da yaparsan süper bir şekilde. Tabii ki ana denemelerinden de üçüncü denemeyi çözmeni istiyorum. Gerçekten de süper bir şekilde ilk iki denemeyi inşallah güzel geçmiştir ve yaptık yaptığın sonuçları da lütfen buraya kaydet. Yani burada deneme karşılaştırma grafiğinden kaydet ve hatta buradaki sayısal ve sözel detaylı analiz kısımlarından da hangi konudan eksik olduğunu lütfen tut ve buradaki eksiklerinle de aslında sonradan çalışma kılavuzunu hazırlıyoruz senin için diyorum ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. O zaman hadi bakalım senle beraber matematikte olasılık konumuza başlayalım. Tonguç çeviralım benim. Bir parayı attığın zaman yani işte şey vardı ya normal bozuk parayı attığın zaman kaç tane olası durum vardır yani attığın zaman ne gelebilir karşına? Yani yazı ya da tura gelebilir. Harikasın. Ben. Yazı ve tura gelebilir yani kaç tane olası durum vardır? Ee, i̇ki tane olasılık var. Harikasın. İki tane olası durum vardır. İşte bu kadar. Yani bir parayı attığımız zaman ...olabilecek bütün çıktılar sonuçlara biz olası durumlar diyoruz. Bu çok önemli. Bir deneyin tüm çıktılarını oluşturduğu durumlara biz olası durumlar adını veriyoruz. Bu kelimeler, bu kelime grubu e, sınavlarda çok çıkıyor. O yüzden bunu çok iyi bileceğiz. Mesela bir zarı attığımız zaman kaç tane olası durum vardır? Bir gelebilir, iki gelebilir, üç gelebilir, üç gelebilir dört gelebilir, beş gelebilir, altı gelebilir altı tane olası durum vardır. Bunu çok iyi biliyoruz. Veya bir parayı attığımız zaman yazı ve tura iki tane olası durum vardır diyebiliriz. Dolayısıyla bunlara hakim olmamız gerekiyor. Mesela burada bu topların içinden bir top seçiyoruz. Kaç tane olası durum vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olası durum vardır diyebiliriz. Ve bu olası durumlar içerisinden ...kırmızı gelme olasılığını birazdan hesaplayacağız. Yani sekiz tane olabilecek bütün her şey sekiz tane. Yani ben buradan bir top çekeceğim, bir top çekeceğim... ...o zaman sekiz tane top olduğu için sekiz tane olası durum vardır, bunu bileceğiz. Bir de daha fazla, daha az ve eş olasılık durumları var. Bunlar da sınavlarda, sorularda, testlerde karşımıza çok geliyor. Dolayısıyla çok iyi bileceğiz. Daha fazla, daha az ve eş olasılık ne demek? Bir kere hemen sana şu e, şeyi gösteriyorum, kutuyu gösteriyorum... ...ve bunun içerisine dikkat et... Dört tane sarı top var. Hemen yazıyoruz. Dört tane sarı top varmış. Bunun içinde iki tane kırmızı top varmış. İki tane de mavi top varmış. Şimdi sana soru. Kırmızı gelme olasılığı mı daha fazladır? Sarı gelme olasılığı mı daha fazladır? Sarı daha fazla. Harikasın. Sarı işte bu kadar. Yani sarı olma olasılığı kırmızı gelme olasılığından daha fazladır. Peki mavi olma olasılığı mı daha fazladır? Kırmızı olma olasılığım daha fazladır. Ee, eş değil mi hocam? Harikasın. İşte bu kadar eşit birbirlerine. Çünkü ikisi de aynı. iki iki. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit diyoruz. Ama sarı gelme olasılığı diğerlerinden daha fazla. Dolayısıyla olasılığı da daha fazla, daha az veya eş olarak söyleyebiliriz. Mesela mavi gelme olasılığı buradan bir top çekeceksem sarı gelme olasılığından daha azdır. Çünkü bak burada sekiz tane top var. iki tanesi mavi. Ama dört tanesi sarı. Dolayısıyla bir top çektiğim zaman sarı gelme olasılığı daha fazla veya mavi gelme olasılığı daha azdır diyebiliriz. Veya mavi ve kırmızı gelme olasılığı eş olasılıklı olaylardır. Çünkü ikisi de birbirine eşit sayıda. Ama ilk top çıktığı zaman mesela mavi gelme olasılığı daha azdır ama ilk topta mavi çekebilirsin. O başka bir konu. Ama dikkat et mavi gelme olasılığı sarıdan daha azdır. Çok iyi bileceğiz. Şimdi geldik bir olayın olma olasılığına. O da çok basit aslında. İstenen durum, istenen durum Mesela ben mavi gelmesini istiyorsam, mavileri sayacağım. bölü tüm olası durumlar. Yani olası durumların hepsi diyoruz. Mesela bir örnek. Burada e, bu torbanın içerisinden sarı çekme olasılığım nedir? Bak sarı top çekme olasılığım. Sarı top bir tane top çekeceğim. Sarı top çekme olasılığını soruyorum sana. Şimdi diyeceğim ki istenen durum ne? Sarı. Yani bir, iki, üç, dört tane var. Bölü bütün çekme olasılığı, bütün olasılıklar ne? Burada sekiz tane toplu için dört bölü sekiz diyorum. Peki deseydi ki bana mavi top çekme olasılığı, mavi top çekme olasılığım nedir deseydi. O zaman diyeceğim ki bak dikkat burada kaç tane mavi var? İki. Harika işte bu kadar. İki bölü ...bütün toplar kaç tane? Sekizdir diyeceğim. Veya kırmızı top çekme olasılığım... ...kırmızı top çekme olasılığım nedir derse... ...diyeceğim ki ya burada iki tane kırmızı var, bölü... ...bütün olabilecekler sekiz, iki bölü sekiz. Ve tabii bunları sadeleştirmek de gerekir, bir bölüde şeklinde yazmak gerekir. Şimdi bunu anladık, hatta bir bölü dördü de bu arada mesela şöyle yapabiliriz... Bunu sadeleştirdiğim zaman ne olur? 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 de %50'dir bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Yani olasılığı %50'dir. Mesela bunu sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 4'tür. O da %25'tir. Bunlar da aklında kalsın sınavlara çıkıyor. Hani sınavlarda olasılığı yüzde olarak ifade eder misiniz şeklinde şıklarda da bazen karşımıza geliyor diyoruz. Peki geldik bu soruya. Bak burada da çok enteresan bir şey var. Asal bir tane torba var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. Rakamlı toplar var içinde. Bir tane top çekeceğim. Asal sayı çekme olasılığım kaçtır diye soruyor bize. Sayısal loto gibi bir şey neyse artık. Asal sayı dediğimiz şeyler nedir? 2'dir. 3'tür, 5'tir, 7'dir, 11'dir, 13'tür, 17'dir, 19'u böyle gider sayı. Şimdi bu topun, bu torbanın içerisinde zaten bunlar yok. Geç bunları. Dolayısıyla bunlar asaldır aslında. Şimdi asal çekme olasılığım 2 asal, 3 asal, beş asal, yedi asal değil mi? Kaç tane var? Dört tane hocam. Harika. Dört bölü bütün o bütün olabilecekler yani tüm olası durumlar kaç tane var? 9 tane. 4 bölü dokuz da bizim cevabımızdır. Harikasın, muhteşemsin. Bu da olasılık hesabıdır. İşte bak, olasılık hesabını gördük. Daha fazla daha az eş olasılıkları gördük. Olası durumları gördük. Zaten bütün konu bu kadar. Şimdi geldik sorulara. Ama öncesinde bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamının bir olduğunu mutlaka bilmen gerekiyor. Mesela bir örnek olarak bir tane torbamız var. Yine aynı şekilde 4 sarı, iki mavi, 2 kırmızı var. Mavi ek olasılığımız nedir dersek 2 bölü 2 bölü toplamda kaç tane var? 8 tane var. İşte bu kadar. Peki mavi çekmeme olasılığımız nedir? Yani bu torbanın içerisinden mavi dışında bir şey gelme olasılığı. Ya 1 2 3 4 5 6 tane var. Yani 6/8. İşte bunları topladığımız zaman dikkat et 8/8 sekiz sekiz, yani 1 çıkıyor. 1 demek bu arada onu da söylemek istiyorum %100'dür. Yani ya ben bu torbanın içinden ya mavi çekerim ya da mavi dışındaki bir renk çekerim. Dolayısıyla bu da aslında toplamda bütün olasılıklar %100 demek diyorum. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Her durumda gerçekleşecek olan olaylara biz kesin olaylar diyoruz. Bunlar da böyle hani ayrıntılar artık teferruatlar esas sorular ilk sayfamızdan geliyor. Kesin olay diyoruz. Kesin olayın olasılığı yüzde yüz yani birdir. Bak hemen sana söyleyeyim yüzde yüz ne demek? Yüzde yüz. Bunun cevabı nedir evladım benim? Birdir hocam. Harika. Birdir dolayısıyla yüzde yüz kesin olay demek olasılığı bir olan demek. Yani olasılık bir deyince sanki küçük bir şeymiş söylemiş gibi oluyor ama yüzde yüz diyorum aslında. Yani kesin diyorum, net diyorum. Başka hiç şansı yok diyorum. Yani e, burada mesela örnek olarak işte zarı attığım zaman zarın üst yüzünde rakam gelme olasılığı. Ya kardeşim bir, iki, üç, dört, beş, altı gelebilir. Ya bunların hepsi rakam. Dolayısıyla bu kesin bir olaydır. Kesin olaydır. Yani olasılığı yüzde yüzdür. Yani olasılığı birdir. Para'nın dik gelme olasılığı dediğim zaman gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar buna da biz imkansız olay diyoruz ve bu da yüzde sıfır yani olasılığı sıfırdır İşte bu da imkansız olaydır ee, imkansız olaydır diyoruz. Peki geldik şimdi seninle beraber artık yeni soruya. Şimdi istersen Tonguç Elan Bey'im bu dersimizi hemen böyle durdurup videoyu durdurup kendin çözmeye çalış. Sonra çözebilirsen ne hala ama yine de çözemezsen de beni izle ama çözebilirsen bile benim ne yaptığımı lütfen gör. Doğru taktiği uyguluyor musun? Bir izle bakalım. Şimdi aşağıda kare şeklindeki parçalar bölmüş dikdörtgen biçimindeki bir şerit ebatları verilmiştir demiş. Üzerine birden başlayan ardışık doğal sayıların sırasıyla yazıldığı 1, 2, 3, 4, 5 diye bir de devam diyor altı yedi sekiz eş kartlar kesilip bir torbaya atılıyor demiş. O zaman böyle bir torbamız var. Ondan sonra buradaki kartları kesiyorsun böyle 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 atıyorsun için tamam. Ve bunların üzerinde ne yazacak bir yazacak iki yazacak üç yazacak ondan sonra dört yazacak böyle böyle beş. Kaça kadar gidiyor bilmiyoruz. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının 24 sayısının bir doğal sayı böleni olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi bir kartın üzerinde yazan sayının 24 sayısının bir doğal sayı böleni. Bölen ne demekti? Çarpan ne demekti? Çarpan nasıl bulunurdu? 24'ü böyle yazardım. Hop. Bir kere 24 derdim. İki kere 12 derdim. Üç kere 8 derdim. Dört kere 6 derdim ve bitti bu kadar. Dolayısıyla 24 sayısının bölenleri bunlardır. Tamam bunu biliyoruz. Şimdi... 24 sayısının bir doğal sayı böleni olma olasılığı kaçtır demiş buradakilerden. Tamam bakacağız. Ama öncesinde şuna bakalım. Burada kaç tane kart var ya? Burada kaça kadar gidiyor bu kartlar? Onu bilmiyorum. Karekök 800'ü hatırlayalım. Karekök 800 dediğimiz şey aslında 400 çarpı 2 olduğu için 800. Neden 400 dedim? Çünkü ben tam kare sayıları çok iyi biliyorum öğretmen olarak. Ama sen de bilmen gerekiyor. Tam kare sayılar çok önemlidir. Mesela 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Ondan sonra 121 böyle devam ediyor ya. Burada 625, 400, 900 gibi tam kare sayıları da lütfen bil. 30'un karesi, 25'in karesi, 20'nin karesi. O yüzden burada bu 400'ü yakaladım ben. 400 çarpı 2'den. 400 dışarıya 20'nin karesi olduğu için 20 diye çıkar. 20 karekök 2'dir aslında. Yani burada aslında bana fazla lafı uzatıyor. 20 karekök 2. Ve diyor ki kare şeklinde parçalara bölmüş. Bak şurası karekök ikiymiş. O zaman burası da karekök iki kusura bakma. Dolayısıyla burada karekök iki, 2 karekök 2 karekök 2 20 tane karekök 2 var zaten burada. Dolayısıyla burada 1 2 3 4 5 20'ye kadar gidiyormuş demek ki. Çünkü 20 tane karekök 2 olmak zorunda burada bunu bulduk. İşte burası kıldı. Bu kısmını anlarsak yani bunların her birisi kare olduğu için burası ile burası eşit. Karekök 2 karekök ki. E 20 tane karekök ise bu uzunluğun hepsi. O zaman 20 elmadan bir tane elma bunların hepsi diyoruz. Şimdi geldik o zaman Kartlarımız 20'ye kadarmış. 19, 18 böyle devam ediyor. Şimdi demek ki bizim bir bunun içinden bir kart seçeceksem ve bu kartın da bu kartın da ne olmasını istiyorum? 24 sayısının bir doğal sayı böleni olmasını istiyorum. Bu kartın bu kartların içerisinde bunun doğal sayı 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 8 var, 12 var ama kusura bakma 24 yok. Dolayısıyla 1 2 3 4 5 6 7 İstenen durum neydi olasılığımızın hesabı? İstenen bölü tümüydü. Buna biz olasılık hesabı diyorduk. O zaman istenen ne? 7 tane. Çünkü 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Ve 24 burada yok çünkü zaten bütün olası olabilecekler hangileri? Birden 20'ye kadar 20 tane kart var. 7 bölü 20 doğru cevabımızdır. İsterse bizi bunu yüzde olarak isteyebilir. O zaman 5 ile genişletiyorum. 35 bölü 100 derim. Bu da yüzde 35'tir cevabımız diyoruz. Yanağına da yapıştı gerçekten de. Yanaklarında maşallahı var Tomuş evladım benim. Teşekkür ederim hocam. Sündür sündür bu hale geldi. Yemek yemeği biraz kesmem gerekiyor hocam. Aynen birazcık yemeği kesmelisin gerçekten de. Bravo diyorum. Şimdi geldik Aşağıda bir sınıfın oturma planı verilmiştir. Sınıftaki dolu sıralar görselde renk, renklendirilmiştir demiş. Tamam. Buna göre sınıfın yeni gelen Ece'nin çift numaralı bir sıraya oturma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi çift numaralı bir sıra. Şimdi bir kere arkadaşlarımız bak oturma planı yan yana oturuyor bu arkadaşlarımız. Sınıftaki dolu sıralar görselde renklendirilmiş. İşte kız bu pembeler, mavilerde erkek diye verilmiş. Bunlar da boşmuş demek ki. Tamam. Ece'nin Oturacak, e, bir boş yere oturacak ve diyor ki çift numaralı bir yer oldu. O zaman istenen bu. İstediğimiz şey çift numaralı. Bakalım burası tek, burası tek, burası tek. Hani tek sayılar vardı ya. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 1, pardon 13 böyle gidiyordu. Çift sayılar neydi? 0, 2, 4, 6, 8 idi. Bunları herkes biliyor. Dolayısıyla bak bunlar tek. O, bu çift. O zaman bizim istediğimiz bir. Bu da çift, ee, bu da çift, o zaman istenen üç tane evladım benim, bölü bütün olabileceklerine boş sıraları saymam gerekiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane var. O zaman üç bölü dokuz bizim Ece'nin çift numaralı bir sıraya oturma olasılığı diyorum. Birazcık daha değiştiriyorum soruyu. Bu sefer de diyorum ki Ece'nin geldiği zaman bir kızın yanına oturma olasılığı nedir dediğim zaman ne yaparız? Bak bir kızın yanına yani bir kız arkadaşının yanına oturma olasılığı, bir kızın yanına oturma olasılığı. Şimdi boşlar belli. Bütün olabilecekler dokuz. Bak kız yanına oturma olasılığı diyelim. Kız yanına oturma olasılığı. Şimdi bütün olabilecekler dokuz tane. Oturabileceği yerler de yok. Tüm olasılığına dokuz. Yukarıda ne yazacak? Kız yanına oturmak. Burası olabilir. Bak burası kızın yanı. Ee, burası da olabilir. Dokuz numaraya da oturabilir. İki tane var. Bu olur, bu olur. Sonra diyorum ki burada olmaz. Bu bitti bu kadar. İki bölü dokuza kız yanına oturma olası. Peki bir erkeğin yanına oturma olasılığı, erkeğin yanına oturma olasılığı diyelim. Bu sefer de diyorum ki bak bu olamaz. Bu olur. Yedi olabilir. Yedi olabilir. Erkeğin yanına. Bak erkeğin yanına oturma olasılığı. Buraya bakalım. Burada erkeğin yanına oturuyor. Buraya bakalım. Buraya. Burada erkeğin yanına oturuyor. Dolayısıyla boşlardan boşlardan buna buna ve buna oturduğu zaman erkeğin yanına oturmuş oluyor. Dolayısıyla bir erkek arkadaşın yanına oturma olasılığı da 3 bölü 9'dur diyorum. Süper bir şekilde. Yanının boş olma olasılığı. Oturduğu yerin yanının boş olma olasılığı. Bak burası olabilir. Burası olabilir. Çok dikkat et. Burası olabilir. Burası olabilir. Dolayısıyla 4 bölü bütün olabilecek boşluklar kaç taneydi? Dokuzdu. Dört bölü dokuz boş yerleri sayıyorum. Dolayısıyla bu da boş bir yere oturma olasılığı, Yan, yanının boş olma olasılığı, yanının boş olma olasılığı diyoruz. İşte bu tarz sorular karşımıza gelebilir ve süper bir şekilde olasılık konusunda halletmiş olduk. Şimdi geldik cebirsel ifadelere. Cebirsel ifadeler gerçekten çok önemli ve gerçekten karşımıza LGS'de çok çıkan bir konu başlığı. Çarpma yani cebirsel ifadelere çarpmaya odaklanacağız. İlk başta hemen bakalım. Cebirsel ifadelerde bir kere şunu bileceğiz. Böyle bir ifade varsa bu cebirsel ifadedir. Çünkü içinde X, Y gibi değişkenler bilinmeyenler var. Ve bu ifadelerde bu değişkenlerin işte içinde bulunduğu ve katsayılarla olan bütün her şeye biz terim adını veriyoruz. Burada mesela e, dört tane terim var. Bu terimler birinci terim 4x kare, e, ikinci terim artı 4y, üçüncü terim artı x, e, dördüncü terim 2x kare ve 5 terim de eksi 5. Buna aynı zamanda sabit terim diyoruz evladım benim bu da önemli. Ve X ve Y'ye değişkenler diyoruz. Benzer terimler birbirleriyle toplanıp çıkartılabilecek terimlerdir ve bunlar birbirleriyle toplanıp çıkartılmalıdır. Çünkü en sade halini sorar sorar bize sınavlarda genellikle. Mesela bu ikisi benzer terimdir. Yani 4X kare ile 4X kare ile eksi 2X kare birbirine benzer terimlerdir. Bunlar toplanıp çıkartılacak. Peki başka var mı benzer terim? 4y artı x birbirine benzer değil veya x ile 2x kare de birbirine benzer değil asla. Çünkü bu ikinci derece bu birinci derece böyle bir şey yok. Burada mesela sabit diğerleri de benzer değil. Dolayısıyla en sade halini bulabilmek için bu ikisini toplayıp çıkarmam gerekiyor. 4x kare eksi 2x kare yani bu artı 4x kare de normalde görünmez bir artı vardır burada. Artı 4 eksi 2. 2x kare eder. Yani 4 elma 2 elma çıktı. Dolayısıyla 2x kare bu ikisinin toplamı sonra geriye kalanlar 4y artı pardon 4y artı x eksi 5 aynen yazılır. İşte buna biz en sade hali diyoruz. Peki geldik çarpmaya. İşte çarpmada çok karşımıza bir şey çıkıyor. O da şu. 5 çarpı x eksi 3. Bir cebirsel ifadelerle bir sabit sayıyı çarpıyorsun. Böyle dağıtıyorsun. Böyle 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 böyle. 5 kere x. 5x. Harikasın 5x. Eksi 5 kere 3. 15. İşte bu kadar. Bunu çarpmayı öğrendik. Şimdi bir de x ile x artı 4'ü çarpıyorum. Yani iki tane cebirsel ifadeyi çarpıyorum aslında. X ile x, x kare. Unutma bak, x çarpı x, x karedir. Ama x artı x aslında 2x'tir. Çünkü bak bunlar, bu 1 x demek, bu da bir tane x. Elma elma topluyorsun burada. Ama burada elma elma çarpıyorsun. O yüzden elmanın karesi çıkıyor. Öyle düşün. Burada x ile x'i çarpım, x kare. Artı diyorum x'e 4'ü çarpım 4x diyorum. Bu bu kadar ama esas bir de sınavlarda soru olarak bu geliyor işte. Yani bu kadar basit gelmiyor. Diyor ki dikdörtgen alanı nedir diyor. 2x artı 1 bu uzun kenarı kısa kenarı bu. Neydi dikdörtgenin alanının bulunmuş formülü? Kısa kenar çarpı uzun kenardı bitti bu kadar. Peki ben bunu nasıl çarpacağım şimdi bak. x eksi 3 ile x eksi 3 ile 2x artı 1'i çarpmam gerekiyor. Bunu çarparken ne yapacağım? Dağılma kurallarını kullanacağım. Diyeceğim ki ilk başta ilk başta burada iki tane şey var. Ya burada bir tane olsaydı ne basit? 3 ile 2, xi 3 ile artı 1'i çarpacağım. Ama burada iki tane şey olunca ilk başta diyeceğim ki x ile 2x'i x ile 1'i sonrasında da sonrasında diyeceğim ki Eksi 3 ile 2x'i, eksi 3 ile 1'i çarpmam gerekiyor diyorum. Ama bak dikkat et. Eksi 3 ile çarpacaksın. Çok dikkat et. X ile 2x'i çarptığım zaman 2x kare. Onu da göstereyim. X ile 2x'i çarpıyoruz. Bu aslında 1x'tir. Bir 1 ile 2'yi çarp 2. X ile x'i çarp x kare. Demin öğrenmiştik. Dolayısıyla 2x kare yazıyorum. Buradan sonra x ile artı 1'i çarpıyorum. Artı 1x. Bak 1 kere x 1x'tir. Bitti bu kadar. Peki sonra Eksi 3 ile artı 2x'i çarpıyorum. Eksi 3 kere 2x eksi 6x'tir. Çünkü eksi Şöyle yapıyorsun. Eksi 3 ile 2 x'i çarparken aslında eksi 3 ile 2'yi çarpıyorsun. Eksi 6 yanına da x koyuyorsun. Geldik. Eksi 3 ile artı 1'i çarpıyorum. Eksi 3 diyorum. Şimdi burada benzer terimler yakaladım. Artı 1 elma, eksi 6 elma. Yani x'e elma dersek böyle. Artı 1 elma, eksi 6 elma, eksi 5 elma eder. 2 x kare, Eksi 5 elma. Eksi 3. Bak bu elma bu armut. X kare ile x toplanamaz. Benzer terim değillerdir. Aman dikkat et. Dolayısıyla en sade hali aslında dikdörtgenin alanı olacak şekilde bu şekildedir diyoruz. Bravo diyorum sana. İşte sınav sorusu. Yani SS, SS alabilirsin. Yani. çok önemli sınav sorusu. Şimdi geldik cebirsel ifadelerde tabii ki bir de özdeşlikler kavramı var özdeşlikler deyince matematik tarihindeki en önemli özdeşlik de iki kare farkıdır. Bunu çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. İki kare farkından da şuna dikkat edeceğiz. A kare eksi B kare dediyse bu aslında A'nın karesi bu da B'nin karesi ya. A ile B'yi çıkartıyorsun. A ile B'yi topluyorsun. Sonra bunları birbirleriyle çarpıyorsun. Yani ikisinin farkı çarpı ikisinin toplamı. Mesela 4x kare eksi 9 dedi. Verdi bunu bize. Ve burada dikkat edelim burada aslında iki şeyin karesinin birbirinden çıktığını ben hissetmem, görmem gerekiyor. Mesela 9 3'ün karesidir. Bak bu 3'ün karesidir. 4x kare 2x'in karesidir. İşte 2x'ten 3'ü çıkar. 2x ile 3'ü topla. Sonra bunları birbirle çarp ve gerçekten deneyelim. Gerçekten doğru mu acaba? Bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu. 2x çarpı 2x 4x kare. 2x çarpı artı 3 artı 6x. Eksi 3 çarpı 2x eksi 6x. Eksi 3 çarpı artı 3 eksi 9. Bunlar sadeleşti işte benzer terimlerden alt, artı 6 elma eksi 6 elma sıfır. O zaman 4x kare eksi 9. Gerçekten de evreka evreka diyoruz ve Özdeşlikleri ispatlamış olduk mu? Evet hocam. Harikasın olduk harikasın süpersin ve şimdi geldik tam kare özdeşliğine yetmedi bir de tam kareye bakalım. Şimdi A artı B'nin karesi hemen ne dersin bunu gördüğün zaman? Ee, A kare artı B kare. Harikasın A kare artı B kare işte bu kadar basit yani A artı B'nin karesi ya A'nın da karesi artı B'nin karesi kardeşim bu kadar basit. Ama işte bu kadar basit değil. Araya bir şey daha geliyor. Ne demek araya bir şey daha geliyor? Hemen göstereyim sana. Bak ikisini çarp A ile B'yi çarp AB. Bunu 2 ile çarp 2 AB. İşte araya 2 AB giriyor. Eğer burada artı varsa artı diye geliyor. Eğer burada eksi varsa eksi diye geliyor. Yani A kare A eksi B'nin karesi de A kare artı B kare oluyor. Dikkat et eksi yok burada. Ama eksi bu ortadaki 2 AB'ye geliyor. İşte bunun da ispatını istersek yapabiliriz. Ama fazla uzatmayacağım. Şuradan devam edeceğim. Mesela X artı 3'ün karesi. Hadi bakalım seninle beraber yapalım. Şimdi x artı 3'ün karesi. x'in karesi artı 3'ün karesi. Yani 9. Bitti bu kadar. Ama araya ne geliyor? Bu x'ini çarp 3x. 2 ile çarp 6x. 6x'in toplamlısı geliyor. Yani artı 6x geliyor diyoruz. Şimdi bir de buna bakalım. 2x eksi 1'in karesi. Şimdi bunun karesini al. 4x kare. Onu da hemen yapayım sana. E şimdi 2x çarpı 2x aslında bunun karesi. O zaman 2 iki ile 2'yi çarp 4. X ile x'i çarp x kare. 4 x kare. Sonrasında eksi 1'in karesi yani artı 1. onunla yaz. Yani bunun karesi artı bunun karesi. Bunu yazdık. Araya ne geliyordu? Eksi şeklinde bu ikisinin çarpımının iki katı. 2 çarpı 2 x çarpı 1. 2 x. 4, 2 e, katı da 4 x'tir diyoruz. O zaman cevabımız 4 x kare eksi 4 x artı 1'miş. İspat edelim. Gel seninle ispat edelim. Yani 2x eksi 1'in karesi aslında 2x eksi 1 çarpı 2x eksi 1 değil midir evladım benim? İşte bunu yaparken bununla bunu, bununla bunu çarpıyorum. Bununla bunu, bununla bunu çarpıyorum. Gel seninle çarpalım. 2x çarpı 2x 4x kare. Ondan sonra 2x çarpı eksi 1 eksi 2x. Eksi 1 çarpı 2x eksi 2x. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1. İşte cevabımız 4x kare. Bunlar pardon Eksi 2x, eksi 2x, eksi 4x eder benzer terimlerden artı 1 de cevabımız işte aynı sonuca ulaşmış olduk. Yani doğruluğunu ispat etmiş olduk diyoruz. Geldik o zaman çarpanlara ayırma artık son kısmı cebirsel ifadelerin. Ortak çarpan parantezi bizim için çok çok önemli. X'ye artı X'e. Bak böyle bir şey söylemişti. Ya burada İki şey toplanıyor ama bu iki şeyin içinde ortak bir şey var. Ne var burada? X var hocam. Harikasın, X var. X'i başa alıyorum. İşte X benim için kral oluyor. Sen benim için kralsın. Sen ikisinde de varsın, o zaman ortak bir insansın sen. Dolayısıyla sen benim için kralsın, lütfen başa gel diyorum. Bu kralı başa koyduktan sonra diyorum ki... ...kralı, kral tabii tokat atıyor herkese, çarpıyor herkese. Çarpı diyorum, e çünkü XY demek, X çarpı Y demek. Bak bunu da bil, XY demek, X çarpı Y demek... X, Z demek. X çarpı Z demek. Şimdi ben bunun içinden X'leri alınca ne kalır? Y artı Z kalır. İşte parantez içinde de X'leri kapattıktan sonra kalan zımı Y artı Z kaldı. İşte bu kadar. Bunu yazmış oldum. Şimdi geldik. 6 X kare Y artı 2 X y. Şimdi ben burada da şunu bakıyorum. Diyorum ki ya aslında bunların ikisinde de ortak X var. Y var. Bir de burada çok enteresan. 6 aslında 2 kere 3 değil midir Allah aşkına? 2 çarpı 3 çarpı x çarpı x çarpı y'dir aslında. Bak x kare de x çarpı x'tir. 6 da 2 çarpı 3. Böyle yazdım. Artı 2 çarpı x çarpı y diyorum. Bak şimdi diyorum ki ya bu ikisinde de ortak olan x y'ler yok mu Allah aşkına? Bir de ikiler yok mu? İşte bunları başa 2 x y. Parantez açtım. Bunları kapatınca bak bunları kapattım artık. Bu sarıları görme mesela. Sarıları görme. Sarıları görme. Ne kaldı buradan? 3x kaldı artı. Burada hiçbir şey kalmadı. Eyvah. Hayır bir şey kalmadı değil. Aslında buradan da 1 geliyor. Çünkü bunu kapattığın zaman aslında çarpı 1 demek bu. Dolayısıyla bunda 2x'ye e, parantez içinde 3x artı 1 diye yazılıyor. Evet hocam. Şimdi özdeşliklerden de bazı kısa yolları göstermek istiyorum sana Tonguç Evladım benim Burası da çok önemli. Bak dikkat et. Bunu gördüğümüz zaman nasıl çarpanlarına ayırabiliriz? Özdeşliklerden yararlanarak. Bu çünkü neye benziyor? Bu x'in karesi. Bu da 4'ün karesi. Bir de bu ikisinin çarpımı nedir? 4x ve 2 katı burada var mı? Var. Yani 8x burada ortada var. Demek ki bu x artı bak burada artı olduğu için x artı 4'ün karesidir. Gel senle yapalım. Bak x'in karesi artı 16 yazıyorduk. Sonra ne yapıyorduk? Bu ikisinin çarpımının iki katı. Yani 8x yazıyorduk ve artı 8x şeklinde. Çünkü burada burada artı var diye. İşte sağlamasını yapmış olduk. Mesela buna baktığım zaman diyorum ki bu 2x'in karesi. Bu da 3'ün karesi. Yani o zaman diyorum ki burada eksi var. Bu ikisinin çarpımı 6x. 2 katı 12x. Zaten genellikle ayarlanmış çıkıyor sorular. O zaman 2x... E, eksi 3'ün karesi diyorum neden eksi Çünkü burada eksi olduğu için diyorum geldik buraya 25x 25x kare -4 bu iki kare farkı gözüküyor Bu 2'nin karesi Bu da e, bu 2'nin karesi bu da 5x'in karesi o zaman. İki kare fark olduğu için 5x eksi 2, 5x artı 2 diyorum. Bunları da birbirleriyle çarpıyorum. İşte alsana çarpanlarına ayırmış olduk diyoruz. Mesela bir soru, Karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetre demiş. Neymiş Karenin alanı? 9x kare ben daha büyük yazayım. Ee, pardon, eksi 6x artı 1 diyor. Şimdi bak, bunu gördüğüm zaman diyorum ki, Tom şeyler 9x kare neyin karesidir? 3x. Harikasın. 3x karenin ka 3x'in karesidir. 3x'in karesi. Peki 1 karesi? 1'in karesi hocam. Harika. İşte o kadar. 1'in karesi. Peki e, 3x'e 1'i çarparsan 3x eder. 2 katı da burada var mı ortada? Var. 6x 2 katı. Yani 3x'in 2 katı 6x e var burada. Ve başında da eksi olacak şekilde. O zaman demek ki cevabımız 3x eksi 1'in karesiymiş aslında bu zımbırtı. E bu alanıysa bir kenarı nedir? 3x-1'dir. Çünkü 3x-1 ile 3x-1'i çarparsam bu zımbırtı çıkıyor. Dolayısıyla bir kenarı da 3x-1 santimetredir. Çıklarda da işte tam ve net bir şekilde bulunur. Şimdi geldik yeni nesil bir sorumuza. Yeni nesil sorumuza dikkat edelim. Bak yanda alanı 4x kare artı 4x artı 1 metrekare olan kare şeklindeki bir arsa varmış. Ve içine yapılması planlanan yeşil bölgede gösterilmiş. Buna göre yeşil bölgenin metrekare cinsine alanını veren cebirsel ifadeyi soruyor. Bir kere bunun alanı 4x kare artı 4x artı 1. Bir kere ben bunu görünce hemen neye benzettim Tonguç Evran ben Yani tam kareye benzettim hocam. Harikasın tam kareye benzettim. Dolayısıyla bak 4x kare artı 4x artı 1'i buraya yazdım. Bu 2x'in karesi. Bu 2x'in karesi. Bu da 1'in karesi. Ve bu ikisinin çarpımının iki katı da ortada var. 2x çarpı 1 2x. İki katı da 4x ve ortada olduğu için ve artı olduğu için diyorum ki ya bunun cevabı aslında 2x artı 1'in karesidir. Şimdi o zaman bu karenin bir kenarı 2x artı 1 diğer kenarı da 2x artı 1 zaten kare bu. Tamam. Şimdi diyor ki yeşil alanı soruyor. Yeşil alan bir dikdörtgen. Bir kere burası 2x artı burası 2x artı 1 ise burası da 2x artı 1. O zaman 2x artı 1 burası ise burası da 5 ise burası nedir desek 2x artı 1 eksi 5'tir. Peki aynı şeyi burada yapıyorum. Bunun hepsi 2x artı 1 ise burası 2 ise buraya ne kalır? 2x artı 1 eksi 2 kalır. Dolayısıyla dikdörtgenimizin kenarları artı 1 eksi 5'ten 2x eksi 4 çıktı. Burası da artı 1 eksi 2'den 2x eksi 1 çıktı. Ve bu uzun ve kısa kenarı çarparak ben bu dikdörtgenin alanını bulalım. Hadi bakalım yapalım. 2x'e bunu 2x'i 2 x eksi 1'i Eksi 4 de 2 x'i. Eksi 4 de 1'i çarpalım seninle beraber. Bu tam bir sınav sorusu burada Yani yüzde yüz yeni nesil ve tam bir LGS ayarında soru. Gel seninle beraber tamamlıyoruz. 2 x çarpı 2 x 4 x kare. 2 x çarpı eksi 1 eksi 2 x. Eksi 4 çarpı 2 x 8 x. 4 çarpı eksi 1 artı 4. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artıları dikkat edelim. Şimdi bu ikisi benzer terim. Eksi 2 elma eksi 8 elma eksi 10 elma. 4x kare eksi 10x artı 4 diyorum. Ve bizim cebirsel ifademiz aslında bu alana sahiptir. Bu yeşil alanın e, alanı aslında bu kadar santimetre karedir diye söyleyebiliriz. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir panoya asılmış birer köşeleri çakışık kare şeklinde 4 eş poster verilmiştir demişim. Gördüğün gibi arkadaşlarımızın ne asmışlar posterimize, posterlerimize. Posterlerden birinin alanı 4x kare eksi 24x artı 36. Yuh böyle bir alan mı olur ya? Olduğuna göre duvarın çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi bak burası bir alanmış ve bu kare biçimindeki dört eş poster eşliğine göre bütün kenarları da aynı bu arada. Şimdi bana bunu verdi ya 4x kare eksi 24x 24x artı 36. Ben bunu gördüğüm zaman ya diyorum ki ya ya bu dört beni rahatsız etti bir kere ya veya rahatsız etmez yok. Bu iki x'in karesi. Bu altının karesi. Şimdi şu iki x'in karesi. Şu da altının karesi. Bu ikisinin çarpımı 12 x. Ortada iki katı var mı? 24 x var. Süper. E eksi şeklinde. O zaman diyorum ki ya bu kardeşim. 2x eksi 6'nın tam karesi bu aslında. Yani şu ifade zaten ...üçlü terimler, bak tüy olsun bu... ...üçlü terimler genellikle tam kare olurlar. İkili terimler iki kare farkı olurlar, zaten. iki kare farkı. Ama burada üçlü terimler var. Ortadaki de bu ikisinin çarpımının iki katı olur genellikle. Burası eksi ise burası eksi olur. Burası artı ise burası artı olur. Zaten bu kadar basit. Şimdi bu bir karenin alanıysa... Bu karenin bir kenarı 2x 6 olmak zorunda. O zaman posterlerimiz işte şurada bir tane arkadaşımız var ya böyle seni çizdik mesela burada. Gerçekten harikasın. Şimdi bak seni çizdiğimiz zaman burada bir kenarı 2x 6 imiş. O zaman burası 2x eksi 6'dır. Şurası. Ondan sonra şurası da 2x eksi 6'dır. Şurası da 2x 6'dır. şurası da e 2x 6'dır. Şimdi bak Tonguç evladım benim. Ya kardeşim Buradan buraya kadar olan mesafe. Burası 2x eksi 6 ise burası da 2x 6. Burası da öyleyse burası da öyle. Burası öyleyse burası da öyle. Yani ben buradan buraya gidinceye kadar aslında 4 tane 2x eksi 6 ile muhatap oluyorum. Yani bu e, panonun bu kenarı 4 tane 2x eksi 6'dır. Hmm. Peki şuradan şuraya kadar burası da 2x eksi 6. Çünkü bu bir kare poster. E burası da 2x eksi 6. O zaman burası öyleyse burası da 2x eksi 6. E burası da 2x eksi 6. Her şey 2x eksi 6. O zaman 2x 6. Bak burada aslında bu kenarda da 3 tane var. 3 tane 2x 6 var. Ha. Diyorum ki ya bu şeyin çevresini sormuştu. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani 14 tane 2x eksi 6'dan bahsediyorum. Çarpalım. Bununla böyle dağıtıyoruz. 14 çarpı 2x 28x. 14 çarpı eksi 6 60. 6 24 84. Dolayısıyla evet. Buradan sonra da diyorum ki istersen ortak parantezi alabilirim. Ne demek ortak parantez? 7 parantezini alabilirim mesela. 7 parantezini aldığım zaman 7 parantezini aldığım zaman 4x eksi ...12 oluyor galiba. Onu gerek yok. Daha da fazla parantez alabilirmişim. 28, 84. Daha fazla parantez alabilirim. 28 parantezini alabiliyorum istiyorsam. X eksi 3 çıkıyor. 8 kere 3, 24'ten. 28'in 3 katı aslında 84. Dolayısıyla 28 parantezinde x eksi 3. Yani 28 tane x eksi 3'ten de bahsediyor olabiliriz. Çıklarda bu da çıkabilir, bu da çıkabilir. Hiçbir şey fark etmez diyoruz. Evet o zaman süper bir şekilde konularımızı tamamladık otomatikte. Hadi bakalım birinci dönem bitti. Hazırsan şimdi ikinci döneme başlıyoruz. Hazır mısın ikinci dönem evladım benim? İkinci dönem hazırım hocam. Harikasın. Hadi bakalım o zaman dersimiz noktalansın. Ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.